Tanınmış Musevi alim İbn Meymun, yani Meymonides, 12. yüzyılda Yemen'e yazdığı bir mektupta Mesih, Mehdi'nin çıkışı nasıl, ne şekilde olacaktır ve çıkış yeri neresi olacaktır diye soruyorlar. Mektubunda diyor ki, Tevrat'ta Yeşaya da onun çıkış zamanından söz eder. O önce bir filizdir. Kuru topraktan çıkan bir kök gibi. Fakat onun zuhuru sırasında gerçekleşecek benzersiz bir olay, yeryüzündeki tüm kralların, yöneticilerin, devlet adamlarının onun ünü karşısında, onun namı karşısında korkuya kapılmaları olacaktır. Yani İngilizlerin devleti dehşete düşecek diyor. Onların krallıkları dehşete düşecek. Bak, ifade görüyor musun? Krallıkları diyor. Dehşete düşecek ve kendileri ona silahla mı karşı çıkacaklarını, bak kendileri ona, Moşiyah, Mehdi'ye silahla mı karşı çıkacaklarını, yoksa farklı bir yol mu izlemeleri gerektiğini düşünecekler. Hatta aslında onunla tartışmaya güçleri olmadığını itiraf edecekler ya da onun varlığını görmezden gelecekler. Nasıl tartışsın? Darwinizm, materyalizm. Böylece onun gerçekleştirdiği harikalar karşısında yenik düşecekler ve ellerini kendi ağızlarının üzerine kapatacaklar. Kralların onu nasıl dinlediklerini Yeşaya şu sözlerle anlatır. Pek çok ulus ona şaşacak. Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, duymadıklarını anlayacaklar. Yeşaya 52:15 Tevrat'tan kaynak veriyor.